Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. MLBB Jujutsu Kaisen ile ilgili elmas yükleme etkinliğinin ne zaman geleceğini soran birçok kişi vardı. Cumartesi günü bu ayın 11'inde gelecek arkadaşlar. Ön kayıt yapamayacağımız için totalde 29 bilet alıp Jujutsu Kaisen etkinliğinde çevirme yapabileceğiz. Görevleri de ekranda gördüğünüz gibi olacak. Part 1 ile aynı. Eğer Mobile Legends oyunu herhangi bir değişiklik yapmazsa. Şimdi geçelim diğer bir etkinliğimize. O da tüm hero kostümlerini alacağımız süper kahramanlar etkinliğine. Test sunucularına baktığımız zaman etkinlik test sunucularında 7 gün gözüküyor. Etkinlikle ilgili çok farklı detaylara ulaştım arkadaşlar. Ama öncesinde şöyle bir çevirmemizi yapalım. Tamam diyelim. Bu etkinlikle ilgili vereceğim detaylar şu şekilde. Ekranda şu anda görseli görüyorsunuz arkadaşlar. Süper Kahramanlar etkinliği orijinal sunuculara Mayıs'ın 6'sı ile Haziran'ın 5'i bu tarihler arasında gelecek. Süper Kahramanlar etkinliği ile ilgili Mobile Legends oyunu bizlere Part 1 ve Part 2 elmas yükleme hakkı verecek. Mayıs'ın 13'ü ile Mayıs'ın 15'i bu tarihler arasında Part 1 elmas yükleme etkinliği gelecek. Ön kayıt sandığından 1 bilet, görevleri tamamlayarak 29 bilet, totalde 60 bilet elde edeceğiz. Daha sonrasında Mayıs ayının sonuna doğru Mayıs'ın 27'si ile 29'u arasında Part 2 gelecek. Ön kayıt yapamayacağımız için sadece 29 bilet toplayacağız ve Süper Kahramanlar etkinliğinde çevirmeler yapacağız. Süper Kahramanlar için totalde 59x bilet elde edeceğiz. Etkinlikle ilgili olarak Part 1 ve Part 2'nin gelmesi gerçekten güzel oldu ama keşke şu ödül havuzundaki kostümlerin fiyatı 1700'e çıkmasaydı arkadaşlar. Gerçekten bu çok kötü olmuş. Umarım istediğiniz kostümleri alabilirsiniz. Süper Kahramanlar etkinliği ile ilgili farklı detaylara ulaşırsam muhakkak sizinle paylaşacağım. Hazır test sunucularına gelmişken önceki videoda detaylandıramadığım bir konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Burada arkadaşlar All Star promosyon elması toplama olayını anlatmıştım ya size önceki videolarda. Bu günlük olarak gelecek ve 10 gün boyunca gelecek. Şu ekranda gördüğünüz gibi. Birinci günü almışım, 10 gün boyunca gelecek ve her gün 100 tane alacağımız için 1000 tane. Bedavadan 1000 adet sadece giriş yaparak elde edeceğiz. Bunun yanı sıra Mobile Legends oyunu normal All Star etkinliğine girdiğimiz zaman da bakın şurada All Star Festival diye bir şey var. Bakın burada da promosyon elmasları var. Eğer burası etkinlik kısmındaki günlük girişle alakalı olsaydı tıkladığımızda oraya atardı bizi. Ama etkinlik şu anda mevcut değil diyor. Demek ki ekstradan All Star promosyon elması kasacağımız bir etkinlik daha gelecek. Bence birçok etkinlik gelecek. Hem elmas alabileceğimiz hem yarışmalar sonucu, etkinlikler sonucu alabileceğimiz olacak. Bir de etkinlik kısmına böyle gelirse 10 numara. 1000 tanesi garanti zaten. Daha fazlası olursa istediğiniz kostümleri alabilirsiniz. Burada al butonuna basalım. Almış olduğum promosyon elmaslarını şu anda market alanında kullanabiliyorum. Bakın normalde şu 10 elmasken 1 elmas karşılığında geri kalanını promosyon elmasına karşılayacak şekilde kullanabiliyorum. Aynı şekilde kostümlerde de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Valir kostümünü almaya kalktığım zaman bakın burada All Star promosyon elması seçeneği de mevcut. İstediğim kostüm de kullanabiliyorum. Tabii ki sizler 1000'den fazla belki de 1500-2000'e yakın All Star promosyon elması elde edeceğiniz için büyük ihtimalle epik kostümleri çok rahat bir şekilde alabileceksiniz. Hatta All Star kostümünü bile, Eudora'nın All Star kostümünü bile alabileceksiniz. Aradaki tek fark şu, All Star kostümünü alırken normalde buradan bir şey alırken bir elmas veriyoruz ya, All Star kostümünü alırken 100 gerçek elmasa ihtiyacımız var. Gerisini promosyon elmasından tamamlayacak. Bunu unutmayalım, bu detayı. Umarım Mobile Legends oyunu bol bol All Star promosyon elması verir. İstediğiniz kostümleri alırsınız. All Star etkinliğinden bahsetmişken şu konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Eski 5-15 etkinliklerinde verilen kostümlerin tekrar satışa sunulup sunulmayacağını merak eden birçok kişi var. Bununla ilgili Mobile Legends oyunu paylaşımlarda bulundu arkadaşlar. Hatta kostümlerin elmasla birlikte satışa sunulduğu görseller de paylaşıldı ama Mobile Legends oyunu tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. O yüzden ben de sizlere kesin bir bilgi veremiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hem market alanından böyle elmasla satılma ihtimali var. Hem de Hanabi'nin Ayşe Dileği etkinliğindeki
şu takas kısmında şuraya konulma ihtimali var eski 515 kostümlerinin. Ama dediğim gibi oyunun açıkladığı herhangi bir resmi açıklama yok. Araştırıyorum, kesin bir bilgiye ulaşınca muhakkak bilgisini sizlere vereceğim. Hazır buraya girmişken de bir konu hakkında daha bilgi vermek istiyorum. Burada Hanabi'nin kostümünü alacağız ya arkadaşlar. Birçok kişi soruyor bana. Diyor ki işte Gushu'nun kostümünü bu kısımdan alabilecek miyiz? Bununla ilgili kesin bir şey yok arkadaşlar. Çünkü Gusion'un kostümü yeni gelen bir kostüm olduğu için Mobile Legends oyunu bu kostümün yerine Hanabi'nin kostümünü koyabilir. Gelmeme ihtimali var. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Ekranda görmüş olduğunuz görseldeki birçok görüntüye aşinasınız. Geçmiş videolardan hepsini gördünüz. Promosyon elmasını hatırlatıyor. Şanslı çevirmeyi hatırlatıyor. Ama bu hiçbir şeyi hatırlatmıyor arkadaşlar. Acaba Mobile Legends oyunu yeni bir etkinlik mi getiriyor? Bununla ilgili detayları da araştırıp sizlere bilgisini vereceğim. Yakında orijinal sunucularda olacak Minstar kahramanının revampının son hali. Bu şekilde kahramanımızın normal görünümü bu şekilde olacak. Diğer kostümünün de görüntüsü bu şekilde olacak. Daha görsel, daha efektif hale gelmiş. Yeni özellikleriyle birlikte Minstar kahramanı daha çok tercih edilecektir. Sıradaki haberim ise Mobile Legends oyununa ilerleyen zamanlarda gelme ihtimali olan bir anime ile ilgili Fairy Tail. Ben böyle okuyorum. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde bu anime ile ilgili anlaşıp oyunumuza kostümlerini getirecekmiş. Kahramanların, karakterlerin görünümüne baktığımız zaman Mobile Legends oyunundaki herolarla çok rahat entegre edilebilecek karakterlerin olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen süreçlerde bu işbirliği ile alakalı daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ama çok büyük bir ihtimalle Mobile Legends oyunu bu anime ile ilgili kostümleri getirecek. Acaba kimlere gelecek? Takipte kalın. Sıradaki haberim Mobile Legends oyununa ilerleyen günlerde gelecek olan kostümlerle alakalı. Veil kahramanı için epik kostüm gelecek yakın bir süreçte, bir ay içerisinde arkadaşlar. Kadita için bir sonraki MPL turnuvasına özel MPL kostümü gelecek. Ayrıca elit bir kostüm daha gelecek. Etti 2. Bir tane de kolektör kostümü gelecek Kadita'ya. Etti 3. Bu kostümlerden MPL garanti gelecek. Birinci kostüm olarak. Bu yıl içerisinde gelecek olan ikinci kostüm elit mi olur, kolektör mü olur? İlerleyen süreçlerde bilgisini vereceğim. Odette kahramanı için gelecek olan kostümü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Pharamis için yaz kostümünün geleceğini önceden söylemiştim. Alice kahramanı için sezon ilk yükleme ödülü şeklinde elit bir kostüm gelecek. Yeşil tonlarda olacak. Guinevere için spesyal kostüm gelecek. Carrie için kolektör. Clint, Eamon, Valentin için kolektör kostümü gelecek. Yin kahramanı için star ya da spesyal gelecek. Julian kahramanı için spesyal kostüm. Melissa için spesyal kostüm. Xavier kahramanı için hem spesyal kostüm gelecek hem de star kostüm gelecek. Edith kahramanı için hem star gelecek hem kolektör kostüm gelecek. Hayabusa ve Granger için Exorcist serisi gelecek. Atlas için Abyss, bunu zaten biliyorsunuz. Moscow'un starını da biliyorsunuz. Bir de Kagura kahramanı için epik bir kostüm gelecek arkadaşlar. Kagura epik kostümü ile ilgili aldığım duyumu sizlere söyleyeyim. Hayabusa'nın muğlak gölge kostümünü biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz zaten. Sormam hata. İşte Kagura'ya gelecek olan yeni kostümün tonları da o şekilde olacak. Siyah, kırmızı, morumsu şekilde. İlerleyen süreçlerde bu kostümlerle ilgili daha çok detay çıkacaktır. Çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Videoya like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.